Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Ve beklenen oldu. Ali Koç konuştu. Ama ne konuşma. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ali Koç'un konuşmalarını tabii ki de yorumlayacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak yorumlayacağız. Biz bunu yorumlarken muhtemelen kendini Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı ilan eden ama bu devlete, bu millete faydasından çok zararı dokunan arkadaşlar bizi muhtemelen e, farklı şekilde ele alacaklar. Bizi hainlikle vesaire suçlayacaklar. Hiç boşuna suçlamasınlar. Onların ne mal olduklarını biz çok iyi biliyoruz. Onlar da eğer dinlemek isterlerse insan taklidi yapıp dinleyebilirler. Başlayalım. Ali Koç'un açıklamaları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç birçok konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tabii ki de ee, öncelikle şuradan başlayalım. Diyor ki: "Orada Haberler SporX sitesinden alınmaktadır. Bilginiz olsun." Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu, herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir takım şampiyonluk başka hani baş, şampiyonluğu başka kulüplere dil uzatma hakkı vermez. Kazanmanın ve kaybetmenin bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız saygılı olacaksınız. Yani bir nevi saygı ve alkış bekliyorsanız efendi olacaksınız diyor Ali Koç. Söz konusu Paçavra'daki aşağılık mesaj açıktır. Biz bu kavgaları vermekten geri durmayız. FETÖ söz konusu olunca yani Fenerbahçe söz konusu olunca meşru ulaştırılıyor. Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun buna dur diyebilecek kimse yok mu bu ülkede? Evet, Trabzonspor 2010-2011'in acısını hala hazmedemedi diyor. Şimdi direkt başlayalım arkadaşlar satır başlarından ziyade. Aylardır sistematik bir şekilde ortaya konan 2010-2011 şampiyonluğuna dair söylemler zaman zaman eylemlere muhatap oluyoruz. 30 Nisan Cumartesi günü oynanan maçta biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu ve herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir başarı ve şampiyonluk hukuku ve kuralları çiğnemeye, başka kulüplere dil uzatmaya hakkı vermez. Kazanan da kaybetmenin de rekabetinde bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız saygılı olacaksınız. Adam olacaksınız. Yok adam olacaksınız demiyordur. Yükselmenin lüzum yoktur. Şimdi ee, bakın Fenerbahçe bu vatan için uğraşmıştır. Bunun aksini iddia eden varsa damarlarındaki kandaki işgalci kuvvetlerinin şeyini çıkarsın. Eğer Fenerbahçe bu vatan için uğraşmamıştır diyorsanız damarınızdaki o işgalci kuvvetlere ait kiri, pisliği çıkarmanız lazım. Üç ayrı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bunlardan iki Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya dair görüşleri. Bir terör örgütüne karşı verilen bir mücadele var. Fenerbahçe bu sürecin en büyük mağdurlarından biri diyor. Cumhurbaşkanımız Fenerbahçe'nin bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir. FETÖ'nün yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etmeye çalışması Fenerbahçe sayesinde başarısız davranmıştır diyor. Fenerbahçe kendi mücadelesini vermekle kalmıyor. Bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele vermiştir diyor. İkinci bilgi 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan içeriğe bakalım. 15 Temmuz'da giden yolda sözde şike davası da bu adımlardan birisi olarak ifade ediliyor. 15 Temmuz'da 3 Temmuz bağı alenen ortada sergileniyor. Cumhurbaşkanlığı internet sitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ adlı ön sözüne ön sözünü Fenerbahçe Kongre üyesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazdığı. Bakın Fenerbahçe Kongre üyesi olan Süleyman Soylu. Ben dediğim zaman inanmıyordunuz. Bilmiyoruz diyordunuz. Ya demek ki neymiş? Mustafa Hoca yine bildi. Şimdi ben bu etiket mesela ben bu konuyla ilgili bir etiket yapacak olsam. Şimdi bugün ne konuşuldu? Ali Koç değil mi? Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu FETÖ, ee, kulübün bir tanesi, kulübün diğer tanesi, kulübün başka tanesi bizim kulüplerin ismini ağzına anma diyor arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Tezek mi diyeyim kulübünüzden bahsederken? Ne diyeyim yani? Dışkı mı diyeyim? Yani kulübümüzün adını ağzına mı? Ne diyeyim arkadaşlar? Söyleyin onu söyleyeyim. Şey mi gibi hani başına cinsel bir saldırı gelmiş gibi işte baş harfini söyleyip nokta nokta mı koyayım? 2010 yılında SYK'nın yapısında yapılan değişiklikte değişikliği seçimle belirlenen üye koltukları örgütele geçirmiş. Bu sayede yargıta üyelerin büyük kısmı belirlenmiştir diyor. Örgüt hukuksuz bir şekilde yürütülen Ergenekon, Balyoz, Oda TV, şike gibi kumpas davalarıyla sansasyon yaratmıştır diyor. Sayın İçişleri Bakanı'na da şundan teşekkür etmemiz lazım. Kutlamalarda 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu ifade etmiştir. Aslında gerçekleri bir kez daha teyit etmişti imiz olarak bizi ne kadar üstede o görüntüler buradan çıkaracağımız bir pozitif geri bildirim olacaktır diyor Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum 8 şampiyonuz olduğunu her ne kadar iddia ederseniz edin Hayal dünyasında yaşarken size gerçekleri hatırlatayım önce yurt içindeki davaları hatırlatayım 3 Temmuz sözde şike davası için verilen yargıtay kararı var Fenerbahçe'ye saldıranların yargılandığı kumpas davasının kararları var Devletimizin duruşunda bir gram sapma yok. Mahkemeden kararı hepsinin ortak paydası. 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğu bu gerçek tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı İçişleri Meclisi iktidarı muhalefeti tarafından kabul görmüştür. Siz hariç. Bilmem ne demek istiyor. Söz konusu kulübün başvurduğu her kapıdan reddedildiğini hatırlatayım. KAS, UEFA, FIFA, İsviçre Federal Mahkemesi kararları. Gidebileceği her mahkemeye gittiniz. Yani Arkadaşlar gerizekalıyı anlatıyor gibi anlatıyor ama e, mecburum okumaya. Gidebileceğiniz her mahkemeye gittiniz. Kapı kapı dolaştınız. Yurt içinde yurt dışında avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Hatta bazı avukatların FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Ben bu gerçekleri söyledim diye mahkemelerde uğraştım ha haberiniz olsun. Ali Koç sen de çok uğraşırsın. Ya yani ben bu gerçekleri söyledim diye. Hiçbir şeyi yok. Hatta e, Trabzon başkan, eski başkanının da bir cümlesi var. İşte FETÖ'cü avukatlara para verdiniz diyor. Ben ne yaptım? Trabzonspor menfaatleri için yaptım diyor. Aynı cümle Aziz Yıldırım kurmuş olsaydı mesela. Neyse devam edelim. Havaalanı banklarda yorgun fotoğraf servis ettiniz. Camianızda sahte umut pompaladınız. Hayali şampiyonluk vadeten yöneticilerle görüştünüz. Hiçbir girişimden istediğiniz sonucu alamadınız. Haklı değilsiniz çünkü. Alsaydınız kupa bu bu müzede durmuyordu. 8 şampiyonunuzda bir kupanız eksik olacak. Nasıl yerini dolduracaksınız bilmiyorum. Fiziken ok bas sizin yanınızda olmayacak. Bu hukuki gerekçelere rağmen 2010-2011 şampiyonunuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Size tavsiyem camianızı gerçeklere alıştırın. Yani. Yani. Şimdi orada bir cümle var. Sosyal medyada gördüm. Ee, neyse dur buraya gelecek. Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle tüm Türkiye'ye mesaj verdiniz. 7 yıl önce içinde 39 kişinin olduğu Fenerbahçe takım otobüsüne hem de Trabzon il sınırlarında yapılan herkesi öldürmeye çalışan belki de ülkemizi karıştırmayı defleyen bize göre burada da FETÖ'nün parmağı var ve hatta hala faili meçhul olan Türkiye'de faili meçhul olaylar var ama bu derece önemli bir olay da yok. Açtığınız pankart ile ilgili bu olaya sahip çıktınız. Yani o pankartta siz bu olaya sahip çıktınız diyor. Yani bilmiyorum devlet yöneticileri bu konuda ne düşünüyorlar ama ben defalarca uyardım, defalarca söylettim, defalarca söylettim, defalarca söyledim, defalarca belirttim. Daha ben ne diyeyim? Yani bu olaylar Fetö Savunuculuğu'na gider 15 Temmuz volüm 2'ye kadar gider dedim. Ama dinleyen yok maalesef. Ee, Ali Koç'un bugünkü çağrılarına inşallah dinlerler. Konusu suç teşkil eden bu pankart oraya asanlar bu cesareti nereden buluyorsunuz? Amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Federasyon temsilcisinin haberinin olmaması üstlerine bilgi vermemesi mümkün değildir. O süreci nasıl işlediğini biz de biliyoruz. Hani farkındaysanız biz de süperlikteyiz izliyor. Bu yapılan kural ve hukuk tanımazlığın kendini ayrıcalıklı hissetmenin bir başka örneğidir. Kendi taraftarına silahsız sevinin çağrısında bulunup o maçta silahlı bir pankart asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiçbir sorumlu, aklı selim insan yoktu. O gün orada diyor. Devasa bir paçavra pankart diyor. Mesela Fenerbahçe Ferdiye Ferdi Kadıoğlu için bir pankart asıldı. Asılmak istendi. Dili belirsiz diye reddedildi diyor. Söz konusu maçta açılan paçavra pankartta aşağılık mesajlar açıktır. Bakın bize bu mesajı yollayanların selamını geçmişte olduğu gibi aldık not ettik. Kendi küçük hesapları için insanımıza her türlü tahriki vermekten çekinmeyenler bilmelidir ki biz bu kavgaları vermekten geri durmayız. Yani her devirde ve her kurumdan buldukları maşalarda dahil olmak üzere hepsine yine maskelerini düşürürüz. Devletin en üst kurumlarındaki insanlara sesleniyorum. Durumların bu seviyeye gelmesine müsaade etmeyin. Kimsenin de Fenerbahçe'nin izzetin hepsini oynamasına müsaade etmeyiz diyor. Düşünebiliyor musunuz? O, o pankart Fenerbahçe stadyumunda asılsaydı ne olurdu? Yani biz Cumhurbaşkanı'nı davet ettik diyor. Yüksek Divan Kurulu'nda katıldığı gün diyor. Dedik sadece Avrupa maçına gelirim diyor. Devletin bakanları diyor. Herkesin olduğu gibi onların da bir takıma gönül vermeleri gayet normal. Ancak özellikle son yıllarda Trabzonsporlu tutan bakanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekilleri, devlet görevlileri bu açıkça sergilemesi, açıkça şampiyonluk dilemeleri bu camianın kendisini ayrıcalıklı hissetmesine neden olur. Futbolun tüm dinamiklerini alt üst ediyorsunuz. Diyor. Başta TFF ve kurulları ve hakemler olmak üzere tüm paydaşlarını etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz. Türk futbolunda zaten zayıf olan adil rekabet ortamı tamamen ortadan kalkmasına sebebiyet veriyorsunuz diyor. Ya şöyle cümleler var. Bilmiyorum dedim Ali Koç. Hani siyasilere sesleniyorum. Trabzonspor'un şampiyonluğu devletin bir başarısı mıdır? 2 dakikalık zevkiniz için Fenerbahçe'nin FETÖ ile mücadelesine zarar veriyorsunuz. Yazıklar olsun size. 2010-2011 sezonunda bize kaybettikleri şampiyonluğun acısını hala hazmedememişler. Sanki Trabzonluların menfaati her şeyin önünde gibi. Ee, TFF'nin tesi Trabzonspor için değil, Türkiye içindir. Devlet yetkilileri Trabzon'dan korkuyor. Asılan pankart nasıl içeri alınır, akıl alır gibi değil. Bunları ben hep 12 numara sitesinden aldığım için muhtemelen onlar da Ali Koç'un söylemediği bir cümleyi kullanacak değiller. Ee, yine aynı şekilde Ali Koç'un yani Trabzonspor'u maç bitme, bittikten sonra bir iki başkan tebrik mesajı giriyor Bir WhatsApp grubu var başkanların oldu. Başkanlar WhatsApp grubuna ben de şu mesaj attım. Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim. 4 Nisan 2015'te kurşunlanan ve faili bulunamayan olay hafızalarımıza kazınmışken bunu bir şampiyonluk maçında pankarta yansıtarak alay konusu yapmalarının hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve buna müsaade eden bir başkanla aynı masada olmayacağımızı belirtirim. Her şey herkesin herkes her şeyin farkında. Sevgiler, saygılar yazdım diyor. Yani Trabzonspor Başkanı Süleyman e, şey Aoğlu e, Ağoğlu Orada olduğu müddetçe yokuz diyor. Ayrıca hani Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılmayacağını belirtiyor. Ahmet Bey'in şahsıyla bir şahsıyla ilgili bir problemim yok diyor. Ama böyle bir pankarta izin veren kişi kulüplerin başında olamaz diyor. Yani arkadaşlar bakın basit bir olay. Size göre. Bana göre değil. Ali Koç'a göre de değil. Ya düşünsene ya. Yani ilginç bir şey. Geçen gün ben ne dedim size? İstanbul dışında yani Trabzon'da İstanbul kulüplerinin bayrağı asılmıyorsa İstanbul'da da Trabzonspor bayrağı asılamaz. Yok ırkçılık yok şu yok. Ali Koç da bugün diyor. İstanbul'da İstanbul dışında hiçbir kulübün bayrağı asılmamalı. Bizim bayrağımız Trabzon'da asılıyor mu demiş. Hangi sezon bitmeden bayrak köprüye asıldı? Göreceksiniz o bayrak en erken ve en uzun asılan bayrak olacak diyor. Tabi bir de orayı polislerin <laughs> şeyi var, nöbeti var. <laughs> yani olay böylesi olay var. FF'nin yozlaşma yapısına karşıyız. Galatasaray'ı Beşiktaş'ı böyle tutan başkan var mı diyor. Diğer takımları tutan siyasetçilerimiz tabii ki var ama onların tarafsız duruşları ne yazık ki durum olunca sergilenmiyor. Hangi takım bakanını Beşiktaş'ın Galatasaray'ı böyle tutanı gördünüz diyor. Bu takımları tutan yok mu? Devletin üst kısmında. Var. Uzun vadede en çok Trabzonspor'a zarar verecek. Sanki Trabzonspor'ların menfaati her şeyin önündeymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Her şey bak dediğim cümleler varmış haberde sadece Trabzon'u değil tüm ülkenin bakanları olarak milyonlarca insanın sorumluluğunu taşıyan sizlerin Fenerbahçe'nin hatta tüm Türkiye'ye yapılan bu saldırının faillerini 7 yıldır bulunamayan FETÖ'nün yaptıklarını tasdikleyen bu pankartı nasıl karşıladığınızı merak ediyoruz. Diyelim maç sırasında şampiyonluğun heyecanıyla bu pankartı fark etmemiş olabilirsiniz. Sonrasında oluşan infial, milyonların rahatsızlığı herhalde fark etmişsinizdir. Neden çıkıp tepki göstermediniz? Niye toplumu rahatlatacak adım atmadınız? Her eylemiyle terör örgütü olan bu yapı söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaştırılıyor? Bu sorumsuz davranışınızda herkese söylüyorum. Başta Cumhurbaşkanımızın olduğu ülkenin FETÖ ile can siperhane mücadelesine gölge düşürmüyorsunuz. Düşürmüyorsunuz. İki dakikalık zevkiniz için yazıklar olsun. Buna dur diyebilecek kimse yok mu diye. Ha Sonra bana demesinler devlet şöyle diyor böyle diyor diye. Derler. Yani şeref olmayanlar her türlü iftiraya atarlar. Kör göze parmak olur mu? Siyasetçiler gücünü Trabzon lehine kullandı diyor. Ali Koç. Bu noktaya bu sezon gelinmedi. Bu bir süreç. Bu nasıl bir etkin koruma? Bu noktaya nasıl geldik? Trabzonspor uzun yıllarda şampiyon olamadı. 2010-2011'de bize kaybettikleri şampiyonluğu hala hazmedememeleri. Bazı siyasetçilerimizin gücünü Trabzon lehine kullanması ve son derece zayıf TFF'nin mevcudiyeti Trabzonspor'un kibirli ve kural tanıması hale gelmesine ve bunu her geçen gün ilerlemesine sebebiyet vermiştir. Yani yıllar içinde bunun altyapısı hazırlanmıştır diyor. Daha çok şey söyleyeceğim şeyler var da yakında bu defer falan söyleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben de dahil birçok Fenerbahçeli taraftarımız farklı güçlerle mücadele etmekteyiz. Yani topluca herhalde bir şeyler olacaktır. En azından haksızlık açıklanacaktır. Yakında her şey görünür. 2020'de Başakşehir'e saldırdılar. Yanlış gördüklerine inanmaya başlarlar. Hakemler gidip şunu yap böyle yap diye direkt söylenmez. Ancak sistemi istediğiniz gibi kendiniz yontarsınız. Ali Koç'un bu konuşmaları da çok şey. FFF Legalle'yi vicdanlarda yitirmiştir diyor. 1612 gün Trabzon maçına atanmadı. Yıl 2015, 19 Eylül 2015 o maçta bir olay yaşandı. Top Dena yerin eline çarpıyor. Sanırım hakem Cüneyt İt Çakır. Trabzonspor'un penaltısı verilmiyor. Dünyada her yerde maç yönetilen Cüneyt Çakır 1612 gün Trabzon maçına atanmadı. Hangi federasyon için adil ve eşit diyebilirsiniz? Bunu gören diğer hakemler etkilenmiyor mu? 27 Eylül 2021 bu sezonun ilk maçı. Maç 1-1 bitiyor. Hakem Ali Sözkahya. Trabzon'da bir futbolcu doğru bir şekilde ihraç ediyor. Sonrasında Trabzonspor aşırı saldırgan bir açıklama yapıyor. Daha sezonun 7. haftası eşi benzeri görülmemiş bu açıklamaya TFF e cevap veremiyor. Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya cevap veren bu korkak zihniyet cevap veremiyor. Yani TFF eşi benzeri görülmemiş ithamlar karşısında kendi hakemini MHK'yı savunamıyor, korkuyor. Bizim yaptığımız en küçük şeye cevap veriyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Bir sonraki iç saha maçları Fenerbahçe ile baskıyı kuruyorlar atama için. Tecrübesi son derece yetersiz bir hakem atanıyor. Neler olduğunu herkes biliyor demiş. Şimdi nasıl eşit mücadele edelim diyor. Şimdi burada isimler var. Tek tek 50 kere okumanın lüzumu yok. TFF'ye yeniden yargılama için başvuruda bulunuyor. ses sedası dosyayı temizleniyor bir, ve daha sonra başkan olması düşünüyor. Kurula Fenerbahçe çiki yapmış diyen bir kişi var. Fenerbahçe bunlara bakın nasıl eşit şartlarda mücadele etsin. Bu isimleri tavsiye edenler var. Onlara da sıra gelecek. Bu kişi ayrıca bir bakanımızın iletişim danışmanı daha ne diyeyim. Adana, Adana Demirspor maçındaki penaltıya bir kişi penaltı diyemez. Der. Yani Allah'tan korkmayan arkadaşlarımız mevcut aramızda derler yani. Derler. Değil mi? Yani şöyle bakıyorum arkadaşlar. Kısa kısa bakıyorum. Gerçekten de. Adana Demir maçındaki penaltıya penaltı yemez. Paniklediler. 3 hafta kala puan farkının altıya düşmesine endişe Sahaya girdiler. Antalyalı futbolcuları darp ettiler. Normalde hakem maçı tatil etmeli. Beşiktaş Galatasaray maçında seyirci girdi diye tatil edildi. Beşiktaş'a 4 maç seyircisiz oynama verildi. Hükmen kaybettiler. Fenerbahçe Beşiktaş maçı iptal ediliyor. Tekrar karar veriliyor. Fenerbahçe 3 maç seyircisiz cezası geldi. Antalya'nın yanında olsam takımı sahadan çekerdim. Ama onları da dik duruşundan dolayı tebrik ediyorum demiş. Şimdi konuşması kolay. Başkanları Türk futbolunu kaosa sürüklenmemesi adına bunu yaptıklarını söylüyor. Onları değil hakemlerin takımı çekmesi lazım diyor. Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı için başvurusu var. Beşiktaş'ın başvurusu sonuçlanmadan o geceki maçla ilgili temsilci raporlarına bakılmadan yangından maç kaçırır gibi TFF'de maç bittikten tam 5 dakika sonra 22.40'da kut kutlama mesajı gidiyor. Köprüdeki bayrak. Hangi sezon bitmeden bayrak köprüye asıldı diyor. Pazar günü Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Yeni kapıya kutlama izni veriliyor. En azından polise acıyın. Beşiktaşlılarla karşı karşıya gelirlerse ne olacak? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aklınızı mı yediniz? Kendi sahalarındaki maçlarını İstanbul'a almak istiyorlar. Bu provokasyon değil mi? Beşiktaş şampiyon olacak son maçını Trabzon'da oynayacak. Galatasaray böyle bir maçı Eskişehir'de oynayacak. Fenerbahçe Bursa'da oynayacak. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Süper Kupa maçı için cevap yok. 28 şampiyonluk için cevap yok. Şimdi ona geleceğim. Yani biz asla kabul etmeyeceğiz diyor. Toplumsal sıkıntıya neden olur diyor. Valla iç savaş çıkarma düşüncesi içerisinde olan, kirli düşüncede olanlar varsa Ali Koç haklı bence. Yani sonuna kadar haklı. Lan akıl var, mantık var. Yapmayın, etmeyin. Yani sonrasında Ali Koç'un şu iki cümle iki şeyi var. Diyor ki Mourinho'yu da getirsen, Guardiola'yı da getirsen olmaz. Bakın eşeğe anlatır gibi anlatıyor. Eşeğe anlatır gibi anlatıyor. Niye eşeğe anlatır gibi anlatıyor? Ya Fenerbahçe'nin canı o kadar yanmış ki. Fenerbahçe'nin alay eden bir kitle var. Akılları sıralay eden bir kitle var. Ya Ali Koç açıklama yapmış. Trabzonspor'un Galatasaray'dan ses çıkıyor. Ya FETÖ'ye konuşmuş adam. Şuna konuşmuş, buna konuşmuş. İkisinden ses çıkıyor. E Beşiktaş desem, lan senin hakkını savunmuş. Hakkını konuşan yok. Şimdi bakıyorsun Ali Koç'un tanımlamalarına göre. E, siyaset Fenerbahçe'nin karşısında duruyor. E, TFF karşı duruyor. Medya karşı. Ya, yalnız bir Fenerbahçe var. Baktığın zaman. Bülent Ustu. Çok tasnif etmediğim açıklamaları vardır ama diyor ki e, ee, Ali Koç Beşiktaş Trabzon maçında Beşiktaş'ın iki penaltısı verilmedi. Berat'ın Gezal'a müdahalesi es geçildi. Vida'nın pozisyonu yayıncı kuruluş gizledi. Bu işte bir testik var. Hakkımızın nasıl yenildiğini Ahmet Nurçebi yerine Fenerbahçe Başkanı anlatıyor demiş. Çünkü Ahmet Nurçebi Trabzon sporludur. Ahmet Nurçebi'nin umrunda değildir Beşiktaş'ın menfaatleri. Söylediğim zaman kızıyorsunuz. Yani Ali Koç'a bakın arkadaşlar. Bir gözünüzü seveyim. Mourinho'yu Guardiola'yı getirsen olmaz diyor. Teknik direktör arıyorsunuz. Futbolcu bakıyorsunuz önümüzdeki sezon şampiyonluk için her şeyi yapıyorsunuz yalnız kaldık dediniz. Bu yalnızlıkla şampiyonluğun geleceğine inanıyor musunuz diye soruyor basın mensubu. Bu nosyonun değişmesi lazım. Jose Mourinho'yu da getirsen Pep Guardiola'yı da getirsen zaten bu sistemle hiçbir başarı bir şey yapamazsın. nosyonun değişmesi lazım. Bu haksız bir inanç değil haksız bir düşünce değil ne yazık ki böyle. Geçen sezonda söyledim şampiyonluklar sahada kazanılmıyor da dedim. Söylemeye devam edeceğiz İm imkanlarımız çevresinde en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çabalayacağız. Hiçbir zaman kaybetmek istemediğimiz ilahi adalet var inancınızı aklımızda canlı tutacağız. Ondan sonra da gerisini Allah bilir diyeceğiz. Şimdi TFF seçimleri yapılacak. Seçimin bir faydası olmayacağını da söylüyorsunuz. Belki de isyanlar sayesinde artık birileri yeter artık. Oyuncak haline getirmeyin futbolu. Futbolu bile bilenler yönetsin diyecek diyor. Şimdi bakın. Çok ilginç değil mi ya? Ve son olarak şu kısımlar var. Formamıza 5 yıldızı koyuyoruz. Kime koyuyorsunuz? Şu arkaya ben 5 yıldızı dizdiğim zaman alay eden gerizekalılar, akılları sıra gülen angutlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanları. Bunlar ayrı ayrı kesimler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepsini aynı kesim saymıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulmuştur. Ulusallikler 1924'ten itibaren oynatılmıştır ulusallıklar öyle bir şeydir. Şimdi bir adam Edirne'den Kars'a otobüsten gittiği zaman ya da kendi arabasına gittiği zaman şey diyor değil mi? Türkiye'nin doğusundan batısına gittim diye. Siz bu cümleyi 1925 yılında kullandığı zaman yalan diyebiliyor musunuz? Hayır. O zamandan sınır belli. 1950'de kullandığı zaman diyemiyorsunuz. 2022'de diyemiyorsunuz. Ha yarın bir gün birçok inanışa göre işte şuralar buralar e, topraklara katılır. O zaman ayrı. Ama sınır bu. Şimdi Ali Koç diyor ki 2023-2024'ten itibaren bizim 28 şampiyonluk başvurusuna göre Türkiye Futbol Federasyonu'na 427 gündür cevap alamıyoruz diyor. 6 Mart 2021 28 şampiyonluk 30 Aralık 2021 Süper Kupa başvurusu üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-2011 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk. 2023 TFF'nin 100. yılı özleriyle konuşmasını sürdürüyor ve diyor ki belgesel çekilecek. Bu belgesel nereden başlayacak? 1959'dan mı? Ona da bir kılıf bulurlar. Bakalım göreceğiz tarihi yok mu sayacaklar diye. Acaba 1923 sonrasını saymayanlar, acaba 1923'te ülkeyi hani Türkiye Cumhuriyeti kuruldu diye zoruna gidenler mi? ben onu da düşünmüyor değilim. Ali Koç gelecek sezonki formaları ısmarladık ama 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Feneri ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Ne oldu? Şu arkamdaki tabloyla alay edenler koyuldu mu size şey, e, koyuldu mu formalara 5 yıldız? Bakın. Ben burada defalarca söyledim. Hayırlı olsun 5 yıldız dedim. Ana sayfamızda var, şu var, bu var. Mecbur kabul edilecekler. Yani mecbur kabul edecekler, etmek zorundalar. Ben şunu da söyleyeyim. Düz mantık gidiyorum. Hocam Trabzonspor'u devlet şampiyon yaptı diyelim. Siyaset şampiyon yaptı diyelim. Mantık olarak ne lazım? 2010-2011'i keskin bir şekilde kesmeleri lazım. Bundan sonra konuşana ceza demeleri lazım. Fener'in içine gelir mi? Gelir. 28 şampiyonluğu verseler, haliyle 5 yıldızı verseler, Fenerbahçe'nin içine gelir mi? Gelir. Mantık olarak Fenerbahçe bir de 3 Temmuz'la ilgili federasyondan 3-4 milyar lira, hadi 3 olmasın 1 milyar TL olsun, tazminat alsa yine Fenerbahçe'nin içine gelir mi? Gelir. Hocam o zaman Fenerbahçe bunları alırsa Devlet Trabzon'u kolladı diyenlere karşı aldak devlet de Fener'i kolladı deseler haksızlar mı? Lan keşke verseler de yani keşke verselerdi de haklılar desek. Yok işte yok. Adamların inancına göre Recep Tayyip Erdoğan 2002'de geldi sanırım AK Parti iktidar. 2002'den beri Fenerbahçe aralıksız şampiyon, Türkiye Kupası şampiyonu. İşte Trabzon 7 kere alt lige düştü çıktı. Galatasaray 5 kere falan düştü kalktı. Bu inanca sahipler. Bu, bu, bunlara ne anlatabileceksin? Hiçbir şey anlatamazsın ki. Bak Ali Koç bugün hakemlere konuştu. Trabzonspor'u konuştu. Pankartı konuştu. Federasyonu konuştu. Verilmeyen şampiyonlar 2010-2011. Dolu dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Ya Metin Sipamioğlu mesela Allah razı olsun bak ne kadar uğraşıyor, ne kadar ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ali Koç'un belki de en etkili başkanlık konuşması başkanlık döneminde. Artık dozaj artacak diyor. Artık sahada değil, saha dışında da güçlü olmak zorunda Fenerbahçe. Herkes bunun farkında. Ha ben icraat görmek istiyorum. Dört senedir bu konuşmaları zaten duyuyoruz. Hani bir meşhur bir olay var. Mesut Yılmaz döneminde. Sandıkta görüşürüz Mesut Yılmaz diye bir pankart asıldı hatırlayın. Şimdi herkes diyor ki Ali Koç çıksın buna benzer bir açıklama yapsın. Buna benzer bir açıklama yaparsan seni öttürürler. Şampiyonluğu geçtim gelecek sene direkt kümedesin. Yani sen ne zannediyorsun? Bak. Şimdi Akla karayı ayır dedin. Fenerbahçe 30 milyon taraftar olan bir takımdır. Fenerbahçe başkanı çıkıp siyaset yapmaz. Ha hocam Recep Tayyip Erdoğan geldi rozet aldı. Lan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi sıfatıyla aldı. O sezon Fenerbahçe şampiyon olsa yine anlarım sizi. Sonrasında Ali Koç'un bir açıklaması var. Diyor ki. Ali Koç'un şu açıklaması var. Bu arada. Beşiktaş Trabzon başvurusu. Köprüdeki bayrak. Peki ben başka bir şey söylüyorum. Ali Koç'un açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Devlet yetkilileri dedi ki ulan dedi bu bize el altından dedi ki sandıkta görüşürüz. Beşiktaş Trabzon maçını hükmen Beşiktaş lehine verdiler. Beşiktaş Trabzon'un bir puanı sildiler. Misal. Bak iyi dinleyin beni. Antalya maçında hükmen mağlubiyet verdiler. 3 puan da sildiler. Eksi 4 puan sildiler Trabzonspor'dan. Eksi 4. <laughs> Haliyle şu anki bir de 3 puanı silmiş olacak. Eksi 7. Eksi 7. Siz bakın bakalım o zaman neler oluyor. Hocam hiç savaş çıkar ülkede. Bunu diyorsanız Ali Koç demek ki sonuna kadar haklı. Ali Koç'un şöyle bir cümlesi var. Kadroya 3-4 hamle yeterli. İsmail Hoca da aynısını düşünüyor diye. Birçok kişi İsmail Kartal'a devam mesajı almış bundan. Tabii ki bu mesajı almanız normal. Ama şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal şu anda bu takımın teknik direktörü. Tabii ki İsmail Kartal'ın görüşlerini açıklanacak. Yani İsmail Kartal ee, ne diyecek? Derbi öncesinde yeni hocanın raporunu mu değerlendireceğiz diyecek. Ne diyecek arkadaşlar? Ya Emre Belezoğlu ayrılmadan önce ne dedi? Kadronun %75'i hazır demedi mi? Dedi. Yani mevcut teknik direktörün tabii ki fikir alacak. Hatta bir liste çıkaracak diye ben günlerdir bağırıyorum buradan. Ha şunu da söyleyeyim. İyi hoca İyi kadro. Gerisini taraftara bırakacak. Hakkı mı yeniliyor? Fenerbahçe taraftarı örgütlensin diyecek artık. Yapacak bir şey yok diyecek. Ben karışamıyorum diyecek. Şöyle böyle yanlış anlamayın beni. Bak beni yanlış anlamayın. Örgütlensinden kastettiğim başkalarının yaptığı gibi silahlıdan bahsetmiyorum. Namlunun ucuna başka takımları koyusundan bahsetmiyorum. Hukuksal kurallar çerçevesinde. Ki e Fenerbahçe hukuksal kurallar çerçevesinde çok şey yaptı. Geçen gerizekalının biri yazmış. Polis otobüsünü devirenler Fenerbahçeli değil miydi? Bu geri zekalıya deyin ki Google'ı 18 artı videolar, fotoğraflar izlemek için değil de bu sorduğu sorunun cevabını bulmak için e, kullansın. O gün o, o, şey, e, polis otosunu devirenlerin FETÖ'cü polisler olduğu ortaya çıktı mı? O polislerin meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı mı? Baksın kayıtlara. Arkadaşlar yani bazı takımların taraftarları Kuzey Kore vatandaşı gibiler. İnternet falan yok. Başkanları, yöneticileri, işte kanaat önderleri ne derse onu kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e zıt bir şey söyleseler yine onu kabul edecekler herhalde. Önderinde Kur'an olmasına rağmen. Yapmayın, etmeyin. Yapmayın, etmeyin. Ben Ali Koç'a diyorum. Güzel bir açıklama oldu. Yani güzel bir açıklama oldu. Yani TFF'nin 5 yıldızı ve 28 şampiyonluğu artık kabul etmesi şart yani ben hatta şunu söyleyeyim. TFF 5 yıldızı ve 28 şampiyonluğu kabul etti. Hayırlı olsun. Ben bu mesajı koyuyorum. Diyeceksiniz ki hocam Galik Bey falan filan alakası yok. Ya seve seve ya da zorla kabul edecek. Niye? İşin siyasi boyutu var. Buyur şimdi bütün siyasiler eminim devletin zirvesi şu anda bunu konuşuyordur. Devletin zirvesi bunu konuşuyordur. Devletin zirvesi bunu konuşuyordur şu anda. TFF'nin T'si Trabzon için değil, Türkiye içindir. Bu cümle çok ağır bir cümle. Bu arada Fenerbahçe ortada bütün açıklamalar yayınlanmış. Bu cümle çok ağır bir cümle. Bak bu cümlenin altından çok şeyler geçer. Bu cümle çok şeyler geçer. Ben size söyleyeyim. Hocam işte siyasete karşıyım diyorsun, siyaset konuşuyorum. Ben siyaset konuşmuyorum. Buyurun. Ya arkadaşlar bakın olayı tamamen değiştirelim. Fenerbahçe işte siyasetten şampiyon olsun. Olmaz da siyasetten şampiyon olsun Fenerbahçe. Fenerbahçe stadında pankarta herhangi bir emniyet müdürü bir baba yiğit dur diyebilir mi? Şimdi bütün siyasetçiler aleni olarak Fenerbahçe'yi savunduklarını açıklasın. Öyle fanatizm derecesinde açıklasın. Korkudan bir şey yapabilirim. O stat Fenerbahçe yani o pankart Fenerbahçe stadında açılsaydı. Yani ben size söylüyorum arkadaşlar. Mecbur kabul etmek zorunda. Mecbur kabul etmek zorundalar. Mecbur kabul etmek zorundalar. Birileri çıkmış Fenerbahçe ağladı falan filan demiş. Ya size alakadar eden kısım hangi kısım? FETÖ kısmı mı? 3 Temmuz kısmı mı? 15 Temmuz kısmı mı? Size alakadar eden bir şey yok ki. Yani Size alakadar da bir şey yok ki. Peki olayı değiştiriyorum. 2023'te seçim var. İktidar değişti ya da değişmedi. Aynı aynı baş ve Fenerbahçeli bir kadroyla devam etti. Misal. Aralıksız 10 sene boyunca Fenerbahçe'yi iktidar korudu, kolladı. Şampiyonluklar, Türkiye kupaları ama ligin gram kalitesi kalmadı. Hoşnut kalacak mısınız? Ya kendinize yapmasını istemediğinizi başkasına yapmayın. İstanbul'a bayrak asıyorsunuz. Trabzon'a ne zaman Fenerbahçe bayrağı asılabiliyorsa o gün İstanbul'a da asılsın. Yani çok ilginç şeyler arkadaşlar. Bakın 15 Temmuz öncesi Aziz Yıldırım'ın bir lafı var. Ne şikesi memleket elden gidiyor diye. Uzun zamandır, yıllardır da benim bir lafım var. Bu arada 2012, şey 2013 yılında benim bir Facebook'ta bir Paylaşımım var. Ee, göreceksiniz diyorum. Göreceksiniz. Devlet dershaneleri kapatmaya yeltendi. İşte 2012-2013 mi? Bunlar devlete darbe bile yapar. Demedi demeyin diyorum. O gün benim Facebook hesabımı kapattılar Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tehdit meyili alıyorum. Eğer muhterem bilmem ne hakkında böyle konuşmaya devam edersen seni evinden aldırırız. Bir daha evinin yolunu göstermeyiz diye. Bilmiyorum şimdi hangi evinin yolunu göremediği yerdedir ya da ülkededir o Cumhuriyet Başsavcısı bilmiyorum. Sonrasında yine var benzer şeyler. 15 Temmuz'dan sonra yine var. Fenerbahçeli olduğum için aldığım tehdit var. Kendisini falanca takımlı ilan eden bir kaç şahsın verdiği şey var. Yani herkes eteğindeki kirleri döküyor. Hatta yakın bir zamanda da birinden öyle bir tehdit aldım ki bilgisi olsunlar. İşte yakında FETÖ ülkeyi tekrar ele geçirecek. İşte sen de takım taraftarına şöyle dediğin için yakında sen de göreceksin diye. Benim adresim belli. Benim yatacak yerim belli. Benim inan inandığım Allah belli. Bana bunu söyleyen şerefsizlerin yatacak yeri neresi? Bana bunu söyleyen şerefsizlerin taptığı şey neresi? Bir iç çamaşırını satın almak için karılarını kızlarını peşkeş diyenlerin yatacak yerleri neresi? Anlatabiliyor muyum? Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar bağımsız kalacak bir devlettir. Fenerbahçe gibi. Cumhuriyete sahip çıkacak yegane takım taraftarı Fenerbahçe taraftarıdır. Tabii ki de diğer takım taraftarları da sahip çıkacaktır. Çıkmak zorundadır. Çıkmıyorsa kanı bozuktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmayan takım taraftarlarının kanı bozuktur. Yalansa buyurun yalan deyin. Mecburdur. Hocam işte Atıyorum Galatasaray'ı tutuyor bir adam Arjantin'i. Ya onu kastetmiyorum. Kastettiğim şeyi biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da bu ülkeye sahip çıkmayanın kanı bozuktur ya. Ya bu ülke bir olmak zorunda. Ben diyorum ki size olay futbolun, sporun çok ötesine gitti. İnsanları birbirine kırdırma çabasındalar. Bana o günlerde o mesaj atan Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı gibi yapmayın. Düşmeyin tuzağa. Düşmeyin tuzağa. Yallah yaşasın tam bağımsız Fenerbahçe. Hayırlı uğurlu olsun 5 yıldızımız. Şundan da şu panoyla da alay edenler herhalde yerin dibine girmişlerdir. Girmiyorlarsa da girmeleri an meselesidir. <laughs> Bu arada 2023-2024'te eee formalar 5 yıldız olacakmış ya. Ben inanmadım buna. Belli mi olur. Belki de 2022-2023 sezonunda 555 TL'yi 5 yıldızlı Fenerbahçe formaları çıkacaktır. Kim bilir? Cumhuriyetin 100. yılında yakışır Fenerbahçemize. İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında ve sonrasında Fenerbahçe şampiyonluklarını peş peşe görürüz. Allah önce Türkiye Cumhuriyeti devletinin yar ve yardımcısı olsun. Devletinin, milletinin ilelebet olarak sonra Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Konuşmalarım bir Fenerbahçeli olarak sizlerin zorunuza gitmediyse Aşağıdan abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Sonuna gittiyse de yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Görüşmek üzere.